Merhaba arkadaşlar. Renderlarımızı aldık. Yani tek bir kare render aldım. Ve Photoshop kısmında bunları işleyeceğiz. Şimdi file'den open diyorum arkadaşlar. Lumion örnek kısmından 8 demiştik. 8 material ID ve specular kısmını alarak içeriye açtım. PNG çıktısı olarak aldım. PNG, PNG biliyorsunuz Microsoft'un geliştirmiş olduğu bir dosya formatı. JPEG'den daha kaliteli olduğu için PNG'yi almayı uygun gördüm arkadaşlar. Burada Material ID var. Görüyorsunuz bütün kaplamalardaki renkler farklı. İstediğimiz renge biz mesela şu rengi değiştirmek istiyorsak bu rengin tonlamasını değiştirebiliriz. Öyle bir avantajımız var arkadaşlar. Bilmeyenler için. Specular kısmında bunu Shift'e basılı tutarak mouse'u tutarak çalışmamın üzerine bırakıyorum arkadaşlar. Şuraya bıraktım. Geldi. Bundan sonra normal kısmından Screen kısmını seçtim. Bu bana ne kazandırdı? Şimdi Screen'in gözünü kapatıyorum. Bakın yansımalar daha da etkili hale geldi görüyorsunuz. Yansıma istemediğiniz yerleri silebilirsiniz. Yani şu arada yansıma istemiyorsanız silebilirsiniz veya genel yansımayı düşürmek için yani şuradaki opasite yerini %50 oranında bırakabilirsiniz arkadaşlar. %50 de gayet yeterli gördüğünüz gibi. Şimdi şunu da kilidini açalım. Okey diyorum. Daha sonra Material ID'yi aldım. Shift'e basılı tutarak buraya bıraktım arkadaşlar. Gene aldım buraya bıraktım. Bunu da üste aldım diyelim. Şimdi mesela şuradaki kısmı seçmek istiyorum. Seçtim. Select'ten Similar diyorum. Similar dediğinde aynı renge duyarlı diğer renkleri seçti. Daha sonra çalışmama döndüm ve bunun gözünü kapattım. Gördüğünüz gibi. Diyelim ki bunun üzerinde ışıklarla oynamak istiyorum. Mesela Ctrl L dedim. Ctrl L Levels'lar bizim sahne üzerindeki ışık etkisini bir imleçlerle ayarlamamızı sağlıyor. Yalnız ondan önce bir şeyi hatalı yaptığımı gördüm. Şunu bir birleştirelim arkadaşlar. Magic Layer diyorum. Şu seçmiş olduğum kısmı Ctrl J ile farklı bir katmana aldım. J ile katmana aldıktan sonra Ctrl L'ye basarak şimdi bakın çalışma üzerine şunun evet, bunu farklı bir katmana aldım. Katman aldıktan sonra Ctrl L'ye bastım arkadaşlar. Ctrl L'ye bastığımda bu level'lar vasıtasıyla görüyorsunuz mesela şu preview tıklamanız gerekiyor. Tıkla görüyorsunuz bunun koyuluğunu ve açıklığını değiştirebilirim. Yani koyu tonda, açık tonda olmasını sağlayabilirim bunu. Eğer istiyorsanız yani ışığını şöyle açarım, kapatabilirim. İstediğim şekilde yapabilirim veya ne yapabilirim? Şuradaki mesela color kısmından yani şuradan bakalım. Şuraya geldim. Şuradan mesela ne olsun? Brightness and contrast veya hue saturation değeriyle tabi alt tuşuyla şuraya basıp buna işaretlemeniz gerekiyor. Mesela işte rengini değiştirebilirim. İşte koyuluğunu, açıklığını, şuraya olan dengesini mesela şunla şunun arasındaki farkı tonunu yani ton farkını birbirine uydurabilirim. Yani benim normalde şunlara yakındı ton farkım. Bunlara da uydurabilirsiniz mesela görünüş bakış açısından veya şuradan işte kolorize dediğiniz zaman bu en son renk tonuna bunu çekiyor arkadaşlar. Şuradan da değişik renk şeyleri var. Ama tabi ince detaylar bunlar. Ben sadece göstermek için hani kaplama detayının ne işe yaradığını göstermek için gösterdim size orada. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. Burada biraz hafif bir parlamada fazlalık var. Onu da ayarlayabiliriz. Şimdi Layer 1'e geldim. Ve ben filter kısmında kamera raw filtre tıkladığımda benim karşıma bir menü geliyor görüyorsunuz arkadaşlar. Ayarlarla oynayabileceğim bir menü geliyor. Burada auto kısmına basarsanız hiçbir şey bilmiyorsanız da auto kısmına bastığınızda kendisi burada bir ışık ve renk dengelemesi yapıyor. Şu basic kısmına bastığınızda yani bu auto'ya bastığınızda şurada bir göz simgesi yandı görüyorsunuz. Göz simgesi
bu ayarlarla beraber bunların oynandığını gösteriyor. Bezier'e bastığımda ne gördüm? Shadow kısmının biraz artırıldığını gördüm. Niye? Şuralarım karanlıktı. Shadow kısmı gölgedeki ışığı açtığı için oralara göğüs açık. Kapatıyorum şundan, tekrar açıyorum. Çok açmış. Ben çok istemiyorum. Şu kadar alsın. Highlight'ı düşürmüş. Biraz patlama var herhalde. Çünkü patlama, gökyüzüne bakın, patlama varmış. Hafiften onu düşürerek dengelemiş. Yani eksi 2, eksi 3 yapmış. Kontrol, exposure'ı hafiften artırmış. Kontrast hafiften artırmış. Artı 7 yapmış. Kontrast çok artırmak bunların daha koyu olmasına neden oluyor. Bunu çok fazla artırmayalım. Şimdi 4'te kalsın. Tekstüre kısmı, tekstüre baskınlığını, yani buradaki baskınlığı artırıyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Görüyor musunuz? Şuraya bakın, betona bakın mesela. En yüksek girdim ben. Tekstürenin, kaplamanın baskınlığını artırıyor. Çok fazla yaparsanız kaplamayı bozar. Hafiften yaptım. Clarity renk baskınlığını, doygunluğunu artırıyor. Renkler, kaplama üzerindeki renk doygunluğunu artırıyor. O da çok hafiften artı 1. Şunu da artı 4 gibi bir şey kalsın arkadaşlar. Tekrar eksiye bastım. Bu şekilde bir işlem. Şimdi burada şu tonlarda, yani şu kısımlarda görüyorsunuz benim bir şeyim var. Yani böyle bir renk doygunluğunda fazlalık var. Yani hue saturation gibi değerlerde bir şeyim var. Renk doygunluğunda bir hata var arkadaşlar. Hata değil miyim de artık bir Lumion'un vermiş olduğu bir efektten dolayı bir baskınlık var. Öyle söyleyelim size. Şimdi şurada presetler var. Yani kayıt ayarlar var. Ön ayarlar var. İşte natural diyor. İşte brightness diyor. Mesela natural dediğiniz zaman natural ışığa geliyor. Doğal ışığa geliyor. Bright yüksek ışık, high contrast, yüksek kontrast, daha da yüksek kontrast gibi bazı olaylar var. Şimdi natural derseniz natural ışık, mesela natural'e geldim. Natural ışık. Brightness'ta biraz daha fazla ışık var. Natural'de biraz daha doğal bir ışık var arkadaşlar. Benim bu da bu. Yani biraz daha geldiğinde daha kontrastlı, geldiğinde daha açık. Şöyle daha kontrastlı bir ışık. Natural diyelim mesela. OK'ye bastım. Benim olayım bu. Buraya kadar geldim ben. Ama farklı efekt denemek istiyorum. Yani ben şu an bunu bitirdim diyelim. Tamam mı? Tabii de en son keskinlik değerimiz var. Onu yapacağız arkadaşlar. Ctrl C'ye basarak bu katmandan bir tane daha çoğalttım buraya. Geldim. Şimdi filter, kamera raw filtre geldim arkadaşlar. Şimdi ben buradaki biraz şeyi kırmak istiyorum. Bu çizgi film tonunu kırmak istiyorum. Yani burada renk tonunu biraz kırmak istediğim için böyle bir şey yapmak istiyorum. Geldim presetlere. Burada kreatif bölümünde işte bazı ön ayarlar var. Mesela şöyle bir ayar var, görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bununla son ayarı harman yapabilirim. Yani istedirsem harman yaparak benim çalışmam üzerindeki o çizgi film havasını biraz kırabilirim mesela. Burada warm'la değişik bir şeyler var. Default ayarlarım var burada kendi. Siyah beyaz ayarlar var burada, görüyorsunuz. Siyah beyaz ayarlar. Burada bir sürü artık işte değişik ayarlar bulabiliyorsunuz, yani noise ayarlar. Şimdi burada mesela geldim, warm shadow diyor. Eski foto, eskitme, cool mate. Mesela şöyle bir şey diyelim veya işte şunlardan biri. Mesela şunu seçtim. Red leaf matte demiş. Seçtim ve OK tuşuna bastım. Benim çalışmam üzerine geldi. Şimdi ben alttaki ile üstteki arasındaki katman farkını değiştirebilirim. Mesela bunu %50 yaptım. Gördünüz mü? Yani şimdi mesela kaldıracağım bunu. Daha koyu, daha doğal. Daha koyu, daha doğal. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi mesela şuradaki, mesela görüyor musunuz? Renk baskınlığı ne kadar fazla. Aha, geldiğinde daha doğallık var burada. %50 oranında bunu kırmış oldum arkadaşlar. Tekrar bunu Mergi Miserable diyerek tek bir katman haline getirdim. Tekrar en son Sharpen değerinden Smart Sharpen diyerek şuradaki, bakın basılıyorum. Nereden bakalım? Keskinlik değerini biraz artırdım ki keskinlik artırdığımda şöyle bakın şuraya. Şu an eski, bıraktığımda şu anki hali. Keskinlik değeri daha net, görüntünün daha net olmasını sağlayan bir değer. Keskinleştirerek daha net görüntüler alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Photoshop'ta çok farklı işlemler yapabilirsiniz. Yani şöyle mesela buradan şu an dursun mesela bu yaptığımız görüntü. Ctrl C'yle bir tane çoğalttım. Neler yapabiliriz diye. Mesela color balance ve hue saturation değeri. İşte saturation değeri
bunun biraz daha solmasına, işte daha baskın hale gelmesine, yani daha ilk baştaki hal vardı ya, biz bunu daha baskılıktan kurtardık, ona gelmesine, işte renklerin biraz daha maviye, biraz daha değişik soldurarak daha farklı ölçüye gelmesini sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle biraz daha bunu ayarlayabiliriz. Işık kısmı var. Düşürüp artırabilirsiniz bunu. Bu şekilde işlem var arkadaşlar. Bu yapmamız gereken, şunu kaldıralım. Şununla şunu. En son hali. Yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi. Bazıları bunlar. Yapmamız gerekiyor. Yaparsak çalışmamız daha kaliteli olur. Render çıktılar sırasında ben farklı yerlerden renderlar alarak bunun gösterimini yapacağım arkadaşlar. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Ders sırasında post production işlemleri, yani bu işlemlerin çok daha çok fazlası var. Ben çoğu birçok şeyi, yani eklemeleri, bitki eklemesini, işte ışıkları burada yapacağım, yaptığım için, yani Lumion içerisinde yaptığım için Photoshop'ta sadece tonlama ve diğer ayarlar kalıyor. Onun dışında diğer işlemleri yapmanıza gerek yok. Yani sadece işte dersleri görüyorsunuzdur bazı YouTube'daki dersleri. Sadece binaya koyarlar, diğer geri kalanını Photoshop'ta yaparlar. O yapma nedenleri de çalışma içerisinde Photoshop imkanlarını kullanmak ve bilgisayarı düşük olanların geri kalan işlemleri Photoshop'ta yapması ile ilgili arkadaşlar. Ben burada basitçe tonlama ayarlarını, tonlama değerlerini size gösterdim arkadaşlar. Dersimiz bu kadar. Derslerimizi arkadaşlar izleyip ve dersi satın almak isteyenleri bana yönlendirirseniz çok memnun olurum. Dersleri paylaşmayın. Çünkü derslerde gerçekten çok büyük emekler var. Lumion olsun, diğer render motorları olsun, bunları kullanırken yaptığınız deneyim, tecrübe ve zaman çok fazla. Bu zamanı da size aktarırken çok fazla efor sarf ediyoruz arkadaşlar. Dersleri benim ricam, kimseyle paylaşmadan dersleri satın almak isteyenleri bizimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Yapmış olduğunuz çalışmaları 3deeğitimsetleri@gmail.com adresine yollarsanız ben de çalışmalarınıza bakarım ve sizin eksiklerinizi söylerim. Yani şunları yapın, bunları yapın diye söylerim ve daha iyi çalışmalar çıkarma yolunda adımlar atarsınız arkadaşlar. Bu ders serisinin size faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Diğer derslerimizde, diğer setlerimizde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.